Ama her durumda ilk günler sabaha karşı yoğun ve mide bulandırıcı bir duman kentin doğu semtleri üzerinde dolaşıyordu. Doktorların düşüncesine göre ne kadar berbat da olsalar bu kokular kimseye zarar veremezdi. Ancak bu semtlerde oturanlar bu yoldan vebanın gökten üzerlerine çöktüğü inancıyla çok geçmeden buraları bırakıp gideceklerini söyleyerek tehditte bulundular. Sonunda dumanlar çok karmaşık bir kanal sistemiyle başka yöne çevirmek zorunda kalındı ve burada oturanlar sakinleşti. Yalnızca şiddetli rüzgarlar sırasında doğudan gelen belli belirsiz bir koku onlara yeni bir düzen içinde yaşadıklarını ve veba alevlerinin her akşam onların haracını yuttuğunu anımsatıyordu. Bunlar salgının en uç noktadaki sonuçlarıydı. Ama sonradan vebanın hiç artmamış olması sevindiricidir. Çünkü devlet dairelerimizin becerikliliği, valiliğin yaklaşımları ve hatta fırınların emme kapasitesi belki de yetersiz kalacaktı. O sıralar diyor, cesetlerin denize atılması gibi umutsuz çözümler önerildiğini biliyor ve cesetlerin mavi suyun üzerinde belirecek korkunç köpüklerini kolayca hayal edebiliyordu. İstatistiklerin artmaya devam ettiği sürece ne kadar mükemmel olsa da hiçbir örgütlenmenin buna karşı koyamayacağını, insanların yığınlar halinde öleceğini, valiliğe karşın sokaklarda çürüyeceğini de biliyordu. Kentin ölmekte olanların haklı bir nefret ve budalaca bir umutla canlı kalanlara meydanlarda sımsıkı sarılmaya çalıştığına tanık olacağını da biliyordu. İşte ne olursa olsun kesinliği ya da çekinilecek yanı olan bu tür şeyler yurttaşlarımızda sürgün ve ayrılık duygusunu besliyordu. Bu bakımdan anlatıcı buraya gerçekten olağanüstü sayılacak bir şeyler aktaramamanın ne kadar üzücü olduğunu çok iyi biliyor. Örneğin eski anlatılarda bulunan türden huzur getiren herhangi bir kahraman ya da göz kamaştırıcı bir eylem gibi. Bunun nedeni de hiçbir şeyin bir felaketten daha az olağanüstü olmamasıdır ve sürelerine bakarsak büyük felaketler tek düzedir. Onu yaşayanların anılarında korkunç veba günleri görkemli ve zalim alevler gibi değildi. Ancak karşısına çıkan her şeyi sonu gelmez bir biçimde ezip geçiyordu. Hayır, salgının başında doktor aklından çıkmayan o heyecan uyandırıcı önemli görüntülerle vebanın pek ilgisi yoktu. Veba öncelikle özenli ve eksiksiz, iyi işleyen bir yönetim işiydi. İşte böylece hiçbir şeye ihanet etmemek, özellikle de kendi kendine ihanet etmemek için anlatıcının nesnelliği amaçladığını parantez içerisinde belirtelim. Yalnızca aşağı yukarı tutarlı bir ilişkinin temel gereksinimlerini ilgilendiren şeyler dışında neredeyse hiçbir şeyi sanatsal etkiler uğruna değiştirmeye yanaşmadı. Ve şimdi ona, o dönemin en büyük, en genel ve en derin acısının ayrılık olduğunu söyleten nesnelliğin ta kendisidir. Açık söylemek gerekirse, vebanın o döneminde ayrılıkla ilgili yeni bir betimlemeye girişmek kaçınılmaz da olsa bu ayrılığın o zaman dokunaklılığını yitireceği de bir gerçektir. Yurttaşlarımız ya da en azından bu ayrılıktan en çok acı çekmiş olanlar duruma alıştılar mı? Buna evet demek çok da doğru olmaz. Fiziksel düzlemde olduğu gibi, moral düzlemde de güçsüz kalmanın acısını çektiklerini söylemek daha doğru olur. Vebanın başında yitirdikleri varlığı gayet iyi anımsıyorlar ve üzüntü duyuyorlardı. Ancak sevilen kişinin yüzü, gülüşü, sonradan mutlu olduklarını anladıkları herhangi bir günü kesin biçimiyle anımsasalar bile tam bunları düşündükleri anda ve bundan böyle iyice uzak yerlerde o kişinin ne yapıyor olabileceğini çok zor hayal ediyorlardı. Sonuçta o sırada bellekleri yerinde duruyor ama hayal güçleri yetersiz kalıyordu. Vebanın ikinci döneminde belleklerini de yitirdiler. O yüzü unuttuklarından değil, onun tenini yitirmişlerdi. Onu artık içlerinde hissetmiyorlardı. Bu da unutmak anlamına geliyordu. Ve ilk haftalar aşklarıyla ilgili ellerinde gölgelerden başka bir şey kalmamasından yakınmaya eğilimliyken, sonradan anılarda kalmış en ince renkleri bile kaybolunca bu gölgelerin daha da uçucu olabileceğini fark ettiler. Tüm bu ayrılık döneminde bir zamanlar kendilerine ait olan bu yakını artık hayal edemiyorlar. Her an elinin altında olabilen bir varlığın hemen yanı başlarında bir zamanlar nasıl yaşayabildiğini de düşünemiyorlardı artık. Bu açıdan bakıldığında onlar da vebanın düzenine ayak uydurmuşlardı veba etkili olduğu oranda vasatlığı da arttırıyordu. Aramızdan hiç kimsenin artık öyle coşkulu duyguları yoktu. Herkes tek düze duygular içindeydi. Artık bunun sonu gelmeli diyordu yurttaşlarımız. Çünkü felaket zamanında ortak acıların son bulmasını dilemek normaldir ve onlar gerçekten de bunun son bulmasını diliyorlardı. Ama Tüm bunları abartısız ya da başlangıçtaki burukluk duygusuyla ve hala bizim için kesinliği bulunan tek tük bazı nedenlerle söylüyorlardı. İlk haftaların deli coşkusu yerini bir çöküntüye bırakmıştı ama bunu boyun eğiş olarak görmek doğru olmaz. Geçici bir razı olma durumundan başka hiçbir şey değildi. Yurttaşlarımız yola gelmişti, uyum sağlamışlardı. Öyle denir ya, çünkü başka türlü yapacak bir şey yoktu. Doğal olarak talihsizlik ve acının getirdiği bir tutum içindeydiler ama bıçağın sivri ucunu artık hissetmiyorlardı. Kaldı ki örneğin Doktor Ryu talihsizliğin asıl bu olduğunu, umutsuzluğa alışmanın umutsuzluktan beter olduğunu düşünüyordu. Önceleri birbirinden ayrı düşenler gerçek anlamda talihsiz değillerdi. Onların acısında bir aydınlanış vardı ama o da sönüvermişti. Şimdi onları sokak köşelerinde, kafelerde ya da arkadaş evlerinde telaşsız ve dalgın görüyorduk. Bakışları öyle bıkkındı ki, onlar sayesinde kent bir bekleme salonuna benzemişti. Bir mesleği olanlar işlerini vebanın gidişine uygun yapıyorlardı, titizlikle ve abartısızca. Herkes alçak gönüllüydü. İlk kez olarak sevdiğinden ayrı düşmüş olanlar uzaktaki kişiden söz etmekten, herkesin kullandığı dili kullanmaktan, ayrılıklarını veba istatistiklerini andıran bir açıdan değerlendirmekten kaçınmıyorlardı. O zamana kadar çılgınlar gibi acılarını toplumsal felaketten ayrı tutmuşken şimdi duygusal karmaşayı kabulleniyorlardı. Belleksiz ve umutsuz. Şimdiki zamanın içinde yerlerini alıyorlardı. Gerçekte onlar için her şey şimdiye dönüşüyordu şunu belirtmek gerekir veba sevme gücünü ve hatta dostluk duygusunu herkesin elinden almıştı çünkü aşkın biraz olsun geleceğe gereksinimi vardır ve bizler için kısa anlardan başka bir şey yoktu artık tabii ki bunların hiçbiri mutlak değildi çünkü bütün ayrı düşmüş olanların bu duruma düştükleri doğruysa eğer herkesin bu duruma aynı anda gelmediğini ve bu yeni tutum içine girdikten sonra şimşek gibi ani aydınlanmalarla geri dönüşlerin hastaları daha genç ve daha acı veren bir duyarlığa ittiğini de eklemek yerinde olur. Vebanın durmuş olmasıyla ilgili herhangi bir tasarı oluşturdukları bu eğlence anları gerekiyordu durup durduk yerde ve herhangi bir rastlantı sonucu nedensiz bir kıskançlığın ısırığını hissetmeleri gerekiyordu. Başkaları da ansızın yeniden doğmuş gibi oluyor, haftanın bazı günlerine doğallıkla pazara ve cumartesi öğleden sonrasına özgü uyuşukluktan sıyrılıyordu. Çünkü bu günler uzaktaki kişinin olduğu dönemde yapılan bazı törenlere ayrılmıştı ya da gün bitiminde kendilerini saran bir melankoli her zaman doğru çıkmasa da belleklerinin geri döneceğini onlara duyuruyordu. İnananların vicdanlarıyla hesaplaştıkları saat olan akşamın bu saati, boşluktan başka sorgulayacak hiçbir şeyi olmayan tutsak ya da sürgün kişiye zor gelirdi. Onları kısa bir süre kendine bağlardı. Sonra bu insanlar yeniden uyuşukluğun içine geri döner ve bağın dört duvarı arasında sıkışıp kalırlardı. Bunun insanın en kişisel olan şeylerini reddetmesine dayandığı böylece anlaşılıyor. Vebanın ilk zamanlarında başkaları için hiçbir şey ifade etmeyen, yalnız kendileri için çok önemli bazı ufak tefek şeyler onların aklını başından alıyor. Onlar da bu yoldan meslek yaşantılarında deneyim kazanıyordu. Şimdi ise salt başkalarını ilgilendiren şeylere ilgi duyuyorlardı salt genel düşüncelere sahiptiler. Hatta aşkları bile onların gözünde en soyut biçime dönüşmüştü. Vebaya öylesine kendilerini bırakmışlardı ki bazen yalnızca uykuda umut ettikleri ve bitsin artık şu hıyarcıklar diye düşündükleri oluyordu. Aslında zaten uyuyorlardı ve tüm bu zaman uzun sürmüş bir uykudan başka bir şey değildi. Kent ayakta uyuyanlarla dolmuştu. Görünüşte kapanmış olan yaralarının açıldığı gecelerde seyrek de olsa gerçek anlamda yazgılardan kaçıyorlardı. İrkilerek uyandıklarındaysa bir tür dalgınlıkla bir an için o yarayı yokluyorlar, ansızın canlanan acılarla yeniden yüz yüze geliyorlar ve acının yanı sıra aşklarının allak bullak olmuş çehresi yeniden gözlerinin önünde canlanıveriyordu. Sabah olunca felakete yani alışılmış düzene geri dönülüyordu. Peki bu sevdiğinden ayrı düşmüş insanlar neye benziyordu diye sorulabilir. Eh bunun yanıtı basit hiçbir şeye benzemiyorlardı. Ya da şöyle de diyebiliriz herkes gibiydiler. Tümüyle genele uygun bir havaları vardı. Kentin sessizliğini ve çocuksu heyecanlarını paylaşıyorlardı. Soğukkanlı görünüme bürünerek eleştirel bakışlarını yitiriyorlardı. Örneğin aralarında en zeki olanların herkes gibi gazetelerde ya da radyo programlarında vebanın çabuk bir sona ulaştığına inanma nedenleri arıyormuş gibi yapmalarına ve görünüşte düşsel umutlara kapılmalarına ya da bir gazetecinin can sıkıntısıyla biraz kalem yazdığı düşünceleri okurken gereksiz korkular hissetmelerine tanık olunuyordu. Bunun dışında tıpkı başkaları gibi biralarını içiyor ya da hastalıklarını tedavi ediyorlar. Tembellik ediyor ya da tükeniyorlar. Fişleri sınıflandırıyor ya da plak çalıp duruyorlardı. Veba değer yargılarını ortadan kaldırmıştı. Bu da kimsenin giysilerin ya da satın alınan yiyeceklerin kalitesiyle ilgilenmemesinden anlaşılıyordu. Son olarak sevdiğinden ayrı düşmüş kişilerin başlangıçta kendilerini koruyan o tuhaf ayrıcalıkları artık yoktu denilebilir aşka özgü bencillik ve bundan sağladıkları yarar ellerinden gitmişti. En azından şimdi durum açık seçikti. Felaket herkese ilgilendiriyordu. Kent kapılarında çınlayan bozuk seslerin, yaşamımızın ya da ölülerimizin üzerlerine inen damgaların ortasında aşağılık ama kaydedilen bir ölüme yazgılı, yangınların ve fişlerin, terörün ve formalitelerin ortasında ürkütücü dumanlar ve sakin ambulans sirenleri arasında hepimiz aynı sürgün ekmeğiyle besleniyor, farkına varmadan aynı sarsıcı birlik ve barışı bekliyorduk. Kuşkusuz aşkımız yerinde duruyordu ama yalnızca artık kullanılmaz durumdaydı. Taşınması güç içimizde bir taş gibi kımıltısız, cinayet ya da mahkumiyet gibi kasırdı. Geleceği olmayan bir sabırdan ve inatçı bir bekleyişten başka bir şey değildi artık. Ve bu açıdan bakınca yurttaşlarımızdan bazılarının tutumu kentin dört bir yanında yiyecek dükkanlarının önünde uzayan şu kuyrukları düşündürüyordu hem sınır tanımayan hem de ayağa yere basan aynı kabulleniş ve aynı katlanıştı. Yalnız ayrılıkla ilgili olarak böyle bir duyguyu çok daha büyük bir ölçekte düşünmek gerekiyordu. Çünkü bu durumda her şeyi yutabilecek başka bir açlık söz konusu olabilirdi. Hangi durum olursa olsun kentimizde yakınlarından ayrı düşmüş kişilerin içinde bulunduğu durumla ilgili kesin bir fikir edinmek istendiğini düşünürsek erkekler ve kadınlar sokaklara dökülürken ağaçsız kentin üzerine inen şu altın renkli ve toza bulanmış sonsuz geceleri yeniden anmak gerekir. Çünkü tuhaf bir biçimde tüm kentlilerin dili olan araç ve makine gürültülerinin yokluğunda güneşin henüz çekilmediği teraslara doğru yalnızca sessiz adımlardan ve fısıltılardan oluşmuş bir uğultu, ağırlaşmış göğün altında felaketin ıslığına adımlarını uydurmuş binlerce sancılı ayak sürüme ve son olarak boğucu ve bitmek bilmez bir gidiş gelişin sesi yükseliyordu. Bu uğultular kentimizi yavaş yavaş dolduruyor ve o sırada yüreklerimizde aşkın yerini tutan kör inadın en gerçeğe bağlı ve en hüzünlü sesi oluyordu. Eylül ve Ekim ayları boyunca veba kentin üzerine çöktü. Binlerce insan bitip tükenmek bilmeyen haftalar boyunca oradan oraya gidip gelmeyi sürdürdüler. Buhar, sıcak ve yağmur gökyüzünde birbirini izledi. Güneyden gelen sığırcık ve ardıç kuşları sessiz sürler halinde çok yükseklerden geçtiler. Sanki Panelo'nun felaketi anlatırken sözüne ettiği o evlerin üzerinde tiz bir ses çıkararak dönen garip tahta parçası onların kente yaklaşmalarını engelliyormuşçasına şöyle bir dolanıp gittiler. Ekim başında şiddetli yağmurlar kente süpürdü ve tüm bu süre boyunca bu sonsuz gidip gelmelerin dışında önemli hiçbir şey olmadı. Dünya ve arkadaşları o sırada ne kadar yorulmuş olduklarını anladılar. Gerçekten de sağlık kollarında çalışanlar bu yorgunluğu bir türlü kaldıramıyorlardı artık. Doktor Rüyü, arkadaşlarını ve kendini düşündüğünde tuhaf bir kayıtsızlığın gelişmekte olduğunu fark ediyordu. Örneğin, şimdiye kadar veba ile ilgili tüm haberleri çok işten bir ilgiyle izlerken artık bunlarla hiç ilgilenmiyordu. Kısa bir süre önce kendi otelinde kurulan karantina merkezlerinden birini yönetmekle geçici olarak görevlendirilen Rambert, gözlem altında tuttuğu kişilerin sayısını gayet iyi biliyordu. Ansızın hastalık belirtileri göstermeye başlayanlar için kendi oluşturduğu acil tahliye sisteminin en ufak ayrıntısını biliyordum. Karantinadakiler üzerinde serumun gösterdiği etkilerin istatistik değerleri belleğine yerleşmişti. Ama vebaya verilen kurbanların haftalık sayısını söyleyemiyordu. Hastalığın ilerleyip ilerlemediğini, gerileyip gerilemediğini gerçekten bilmiyordu. Ve her şeye karşın yalnızca o yakın gelecekte bir kurtuluşun umudunu içinde taşıyordu. Başkaları ise gece gündüz kendilerini işlerine kaptırmış ne gazete okuyor ne de radyo dinliyorlardı. Onlara bir sonuç bildirildiğinde ilgileniyormuş gibi yapıyorlardı ama aslında çalışmaktan yorulmuş, yalnızca gündelik görevlerini eksiksiz yerine getirmekten başka bir şey düşünmeyen ve ne son harekatı ne de ateşkes gününü umut eden büyük savaşların muhariplerine yakıştırılan o dalgın kayıtsızlık içinde bu sonuca kulak veriyorlardı. Vebanın gerekli kıldığı hesapları sürdüren Grant hastalıkla ilgili genel sonuçları belirtmezdi kuşkusuz. Gözle görülür biçimde yorgunluğa dayanıklı olan Taro Rambert ve Riyun'un tersine onun sağlığı hiçbir zaman iyi olmamıştı. Oysa belediyedeki yardımcı kadrosundaki görevleri Riyun'un sekreterliği ve gece sürdürdüğü çalışmaları üst üste yüklenmişti. Onu sürekli bir bitkinlik içinde görebilirdiniz. Vebadan sonra en azından bir hafta tam bir tatil yapmak ve o zaman elindeki işi şapka çıkarttırmayı başarmak için çalışmak gibi 2-3 sabit fikirle ayakta duruyordu. Ansızın duygusallaştığı oluyor ve böyle zamanlarda hiç çekinmeden Rüye Jane'i anlatıyordu. Onun tam o anda nerede olabileceğini ve gazeteleri okuyorsa eğer kendisini merak edip etmediğini merak ediyordu. İşte bir gün onunla iken Ryu en sıradan bir ses tonuyla kendi karısından söz ettiğini görünce şaşırıp kaldı. O zamana kadar hiç böyle bir şey yapmamıştı. Karısından gelen hep aynı rahatlatıcı telgraflara güvenmek gerektiğinden emin olmadığı için karısının bakım gördüğü başhekime kablolu telgraf çekmeye karar vermişti. Yanıt olarak hastanın durumunun ağırlaştığı bildiriliyor ve hastalığın ilerlemesini engellemek için her şeyin yapılacağı konusunda güvence veriliyordu. Ryu bu haberi kimseye duyurmamıştı ve yorgunluk dışında hangi nedenle bu konuyu Grand'a açtığını anlayamıyordu. Belediye memuru ona Jane'den söz ettikten sonra ona karısıyla ilgili sorular sormuştu. Ryu de yanıtlamıştı. Biliyorsunuz demişti Grand. Artık çok iyi tedavi ediliyor bu hastalık. Ryu ise bunu onaylamıştı. Yalnız ayrılığın uzun gelmeye başladığını söylemişti. Hastalığını yenmekte karısına yardım edebilecekken bugün karısı kendini yapayalnız hissediyor olmalıydı. Sonra susmuştu ve Grand'ın sorularına kaçamak yanıtlar vermekle yetinmişti. Ötekiler de aynı durumdaydı. Taru daha iyi direniyordu ancak onun derin merakı azalmadıysa da zenginliğini yitirdiği defterlerden anlaşılıyordu. Gerçekten de tüm bu süre içinde görünüşte Kotart'tan başkasıyla ilgilenmiyordu. Otel karantina merkezine dönüştürüldükten sonra evine yerleştiği Ryu de akşamları Grand'ın ya da doktorun verdiği sonuçları pek dinlemiyordu bile. Konuşmayı hemen Oran yaşantısına ilişkin ufak ayrıntılara çekiyor, genelde bunlarla ilgileniyordu. Kastel'e gelince serumun hazır olduğunu doktora haber vermeye geldiği gün hastaneye yeni kaldırılan ve rüya e göre durumu umutsuz olan Monsieur Otto'nun oğlu üzerinde ilk denemenin yapılmasını kararlaştırdıktan sonra doktor eski dostuna son istatistikleri veriyordu ki kaysındakinin koltağı gömülüp derin bir uykuya dalmış olduğunu fark etti. Ansızın bastıran uykunun etkisiyle aralanmış dudaklarının kenarında birikmiş ince bir tükürük çizgisinin yıpranmışlığı ve yaşlılığı açığa vurduğu bu her zaman yumuşak ve alaycı bir ifadeyle sürekli bir gençlik taşıyan suratın karşısında Ryu boğazının düğümlendiğini hissetti. İşte böyle zayıflıklar karşısında Ryu kendi yorgunluğunu değerlendirebiliyordu duyarlılığını yitirmişti. Çoğu zaman düğümlenmiş, katılaşmış ve kurumuş duyarlılığı zaman zaman çatlayıp açılıyor ve onu artık denetleyemediği duygulara terk ediyordu. Onun tek savunması bu katılaşmaya sığınmak ve içinde oluşmuş o düğümü yeniden sıkmaktı. Devam etmek için doğru yolun bu olduğunu iyi biliyordu. Bunun dışında çok fazla hayali yoktu ve yorgunluk onun hala koruduğu hayallerini elinden alıyordu. Çünkü sonunu göremediği bir dönem boyunca kendi rolünün artık insanları iyileştirmek olmadığını biliyordu. Onun rolü tanı koymaktı. Bulgulamak, görmek, betimlemek, kayıt etmek, sonra mahkum etmek işi buydu. Erkeklerin eşleri onu bileğinden tutup haykırıyorlardı. Onu yaşatın. Ama o yaşatmak için orada değildi. Tecrit işlemini buyurmak için oradaydı. O zaman bu yüzlerde okuduğu nefret ne işe yarardı ki? kalpsizsiniz demişti bir gün kendisine. Ama hayır, onun bir kalbi vardı. Onun yaşamak için dünyaya gelmiş insanların her gün ölmesini gördüğü 20 saate katlanmasına yarıyordu. Onun her gün her şeye yeni baştan başlamasına yarıyordu. Bundan böyle yalnızca bu kadarlık bir yüreği vardı. Bu yürek nasıl olur da yaşam verebilirdi? Hayır, gün boyu dağıttığı yardım değil, bilgiydi. Böyle bir şey insanlık mesleği diye adlandırılamazdı tabii ki. Ama her şey bir yana korku içinde ve hastalığın kırıp geçirdiği bu insanlar arasında kimin insanlık mesleğini yapmasına izin verilmişti ki? İyi ki yorgunluk vardı. Ryu daha az yorgun olsa kentte her yere yayılmış şu ölüm kokusu onu duygusallığa itebilirdi. Ama insan yalnızca 4 saat uyku uyursa duygusal olamaz. Olayları olduğu gibi görür yani adaletin, o iğrenç ve gülünç adaletin gözüyle görür. Ötekilerse mahkum olanlar, onlar da bunu hissediyorlardı. Vebadan önce onu bir kurtarıcı gibi görmüşlerdi. Üç hap ve bir şırıngayla her şeyi düzeltecekti. Koridorlar boyunca onun yanında yürürken kolunu sıkıca tutuyorlardı. Bu insanı şımartan bir şeydi ama tehlikeliydi de. Şimdi ise tersine yanında askerlerle onların karşısına çıkıyordu ve Ailenin kapıyı açmaya karar vermesi için dipcik darbeleri gerekiyordu. Onu da tüm insanlığı da yanlarında ölüme sürüklemek isterlerdi. Ah, insanın insandan vazgeçemediği nasıl da doğruydu. Onun da şu talihsiz insanlar kadar çaresiz olduğu ve yanlarından ayrılırken içini titreten o acıma duygusunu kendisinin de hak ettiği bir gerçekti. O sonu gelmez haftalar boyunca kendi ayrılık durumuyla ilgili düşündüklerinin yanı sıra Doktor Rüyü'nün aklını karıştıran düşünceler işte en azından bunlardı. Bir de arkadaşının yüzünde okuduğu düşünceler. Ama bu felakete karşı savaşanları yavaş yavaş ele geçiren yıpranmanın en tehlikeli etkisi dış olaylara karşı kayıtsızlık duymaları değil, kendilerini bir boş vermişliğe bırakmalarıydı. Çünkü hepsi kesinlikle zorunlu olan ve onlara hep güçlerinin üzerinde gibi gelen eylemlerden kaçınma eğilimi taşıyordu. Böylece insanlar kendi önerdikleri sağlık koşullarını giderek daha fazla ihmal etmeye, kendi kendilerine uygulamaları gereken çok sayıda mikrop öldürücü işlemden bazılarını unutmaya başladılar. Akciğer ve basna yakalanmış hastaların yanına bazen hiç önlem almaksızın koşuyorlardı. Çünkü mikrop bulaşmış evlere gitmeleri gerektiği son anda kendilerine bildirildiğinden gereken temizlik işlemleri için herhangi bir yere geri dönmek onlara daha başından yorucu görünüyordu. İşte gerçek tehlike buradaydı. Çünkü vebaya karşı olan bu mücadele onları vebaya karşı daha dirençsiz hale getiriyordu. Sonuçta rastlantıyla oyun oynuyorlardı ama rastlantı kimseye ait değildi. Yine de kentte rahatlık duygusunun canlı görüntüsü olarak beliren bir adam vardı. Ne yorgunluktan tükenmiş ne de cesaretini yitirmişti. Kotart'tı bu. Bir kenarda kalmayı sürdürüyor, bir yandan da ötekilerle ilişkilerini yürütüyordu. Ancak Taru'nun işi el verdiğince onu görmeye geliyordu. Çünkü Taru bir yandan onun durumunu iyi biliyordu. Öte yandan da bu küçük rant sahibine değişmez bir içtenlikle davranıyordu. Bu sonsuz bir mucizeydi. Ama çok çalışmasına karşın Taru hep iyilik dolu ve özenli davranıyordu. Hatta bazı geceler yorgunluğun ağırlığı altında ezilse bile ertesi gün yeni bir enerji buluyordu. Onunla konuşulabilir demişti Kotard Rambert'e. Çünkü o bir insan. Sizi hep anlıyor. İşte bu nedenle bu dönemde Taru'nun notları yavaş yavaş Kotard'ın keşeliği üzerinde yoğunlaşıyor. Taru, Cotard'ın tepkileri ve düşünceleriyle ilgili onların kendisine anlatıldığı ya da kendisinin yorumladığı biçimiyle bir betimleme sunmaya çalıştı. Cotard'la vebanın raporu başlığı altında yaptığı bu betimleme not defterinin birkaç sayfasını kapsıyor ve anlatıcı burada bunun bir özetini vermenin yararlı olacağını düşünüyor. Taru'nun küçük rant sahibiyle ilgili genel düşüncesi şu yargıda özetleniyor. Büyüme içinde bir kişilik. Kaldı ki görünüşte keyif içinde büyümekteydi. Olayların aldığı halden hoşnutsuzluk duymuyordu. Bazen Tarun'un karşısında şu türden sözlerle asıl düşündüğünü dile getiriyordu. Tabii durum iyiye gitmiyor ama en azından herkes bu işe bulaşmış durumda kuşkusuz o da herkes gibi tehdit altında ama bu durumu herkesle birlikte yaşıyor. Hem sonra ciddi biçimde vebaya yakalanabileceğini düşünmüyor. Bundan eminim. Önemli bir hastalığın ya da derin bir acının pençesindeki bir insanın başta tüm hastalık ve acılardan korunduğu düşüncesiyle yaşıyor gibi. Aslında çok da saçma değil. İnsan hastalıkların hepsini toplayamaz. Bunu fark ettiniz mi?" dedi bana. Varsayalım sizin ağır ya da tedavi edilmez bir hastalığınız, ciddi bir kanser ya da sıkı bir vereminiz var. Asla vebaya ya da tifüse yakalanmazsınız. Bu olanaksız. Kaldı ki bunun daha da ötesi var. Çünkü bir kanserlinin araba kazasından öldüğünü hiç görmemişsinizdir. Doğru ya da yanlış. Bu fikir Kotart'ın keyfini yerine getiriyor. İstemediği tek şey başkalarından ayrı olmak. Tek başına tutsak olmaktansa herkesle birlikte kuşatma altında olmayı yeğliyor. Veba varken gizli soruşturmalar, dosyalar, fişler ya da eli kulağında tutuklamalar yoktu artık. Açıkçası artık polis yoktu. Artık eski ya da yeni cinayet yoktu. Artık suçlu yoktu. Yalnızca Tanrı lütuflarının en keyfi olanını bekleyen mahkumlar vardı bir de onların arkasındaki polisler. Böylece Cotard yine Tarun'un yorumuna göre yurttaşlarımızın gösterdiği acı ve şaşkınlık belirtilerini şu türden hoşgörülü ve anlayışlı bir rahatlık içinde ele almakta haklıydı. Siz konuşup durun, ben sizden önce bunları yaşadım. Başkalarından ayrılmamanın tek yolu her şeyden öte iyi bir bilince sahip olmaktır dedim ama boşuna. Bana kötü kötü baktı ve şöyle dedi. O zaman bu hesaba göre kimse kimsenin yanında değildir. Sonra, haydi ben böyle söylüyorum. İnsanları bir araya getirmenin tek yolu onlara veba yollamaktır. Şöyle bir bakın çevrenize. Ve gerçekte ne söylemek istediğini ve şimdiki yaşantının ona ne kadar rahat gelebileceğini tam olarak anlayamıyorum. O zaman nasıl olur da bir zamanlar kendi gösterdiği tepkileri görmezden gelebilir? Her kişinin herkesi yanında tutma girişimini, yolunu şaşırmış bir kişiye bazen yardım etme zorunluluğu ve eskiden ona gösterilen kabalığı, insanların lüks lokantalara koşuşturmalarını, orada bulunmaktan ve orada oyalanmaktan duydukları doygunluk duygusunu, her gün sinemada kuyruğa giren, tüm gösteri salonlarını hatta dans salonlarını dolduran, halka açık her yere kabarmış deli bir dalga gibi yayılan o dağınık kalabalığı, her tür temasta geri kaçmayı, yine de dirsek dirseğe insanları, cinsleri birbirine iten o insan sıcaklığına duyulan açlığı. Kotart onlardan önce bunları yaşadı. Orası kesin. Kadınlar dışında çünkü o suratla. Üstelik kendini sokak kadınlarına gitmeye hazır hissettiğinde bunu yapmaktan vazgeçtiğini sanıyorum. Çünkü böyle uygunsuz bir davranışın sonradan kendisine zarar vereceğini düşünmüş olabilir. Size basit gelebilir belki ama daha önce Albert Camus acaba veba olayını Gerçekte yaşamış mı, başından geçmiş mi böyle bir şey bilmiyorum. Hem böyle bir konuyu işliyorsunuz, hem de kitabın içerisine yerleştirdiğiniz karakterler o kadar başka başka ki, hepsi bizden. O kadar iyi okuyucuya aktarıyor ki, farkında mısınız bilmiyorum. Ben ikinci kez okumama rağmen sarsılıyorum yani harika. İnsan üstüymüş kendisi. Güzel uyusun Devam edelim. Sonuç olarak veba ona iyi geldi. Yalnız ve yalnızlığı istemeyen bir adamken onu kendine suç ortağı yapmıştı. Çünkü gözle görünür biçimde o bir suç ortağı ve bunun keyfini çıkaran bir ortak. Gördüğü her şeye suç ortaklığı ediyordu. Boş inançlara, boş korkulara, şu diken üstünde yaşayan ruhların alınganlıklarına, onların vebadan olabildiğince az söz etme saplantısına ve buna karşı koyamayışlarına, hastalığın baş ağrılarıyla başladığını öğrendiklerinden beri en ufak bir baş ağrısında dehşetle şaşkınlığa düşmelerini ve renklerinin solmasına, unutkanlıkları hakaret gibi gören ve bir pantolon düğmesinin kaybolmasıyla yasa bürünen bu insanların gerilmiş, alıngan, değişken duyarlılıklarına, Akşamları Tarun'un sık sık Kotart'ta çıktığı oluyordu. Sonra not defterlerinde gün batımlarının ya da gecelerin o karanlık kalabalığına, lambaların ara ara seyrek parıltılarla aydınlattığı beyaz ve kara bir kütlenin içine omuz omuza vererek nasıl daldıklarını ve insanların sürü halinde vebanın soğukluğuna yakalanmamak için uzak durmaları gereken sıcak zevklere kendilerinin de eşlik etmelerini anlatıyordu. Birkaç ay önce Kotart'ın halka açık yerlerde aradığı lüks ve rahat yaşam bir doygunluğa ulaşmaksızın düşlediği yani sınırsız keyif işte tüm bu halk şimdi bunlara kapılıyordu. Tüm bunların fiyatı karşı konmaz biçimde arta dursun asla böylesine para boşa harcanmamış çoğunluğun en gerekli şeyleri bulamadığı bir sırada gereksiz şeyler asla böylesine saçılıp savrulmamıştı. Her tür oyunun aylaklığı çağrıştırır biçimde çoğaldığı görülüyordu. Aslında aylaklık gibi görünen şey işsizlikten başka bir şey değildi.